Hocam, bu arada benim internetim biraz sıkıntılı. Bazen geç cevap verebilirim. Tamam. Haberiniz olsun. Tamam, problem yok. Problem yok. Teşekkür ederim bahsettiğin için. Şimdi arkadaşlar, ne yapmıştık biz? Hatırlarsınız, manyetik alandan kaynaklı oluşan kuvvetleri incelemiştik. Kaç tane kuvvet incelemiştik bu manyetik alanlardan kaynaklı? Taneydi. İki taneydi. Bir tanesi kablo olduğunda, üzerinde akım geçtiğinde. Diğeri de üzerinden yük geçen ve hıza sahip bir cisim olduğunda. Ve torku incelemiştik. Formülü bilmem ne. Sonra manyetik alanın kaynaklarını inceledik. Manyetik alan nasıl oluşur sorusunun cevapları ne baktığımız zaman Amper's Law vardı. Bir tane böyle bir circular path seçiyorduk. Genelde circular seçiyorduk. Onunla ilgili işlemler, içine hapsettiğimiz akım miktarı, solenoid, toroid. Sonra Biot-Savart var. Bu biraz daha geneldi. Bizim o böl ve fethet, elektrik alanında böl ve fethet kuralımız gibiydi. DE, DQ gibiydi. Çok affedersiniz. Ben şuna biraz su koyayım da şişe ses çıkarmasın. Biot-Savart'ta da işte cross product vardı içerisinde yönünü esayen etmek için. Sonra magnitüdünü bulup yönünü yapıyorduk. Burada bizim ne işimize yarıyordu? Şöyle L uzunluğunda bir kablonunkini bulmakta yaramıştı örnek olarak. Ek olarak da şu circular arklarınkini direkt vermiştik. Buradan şeyden geliyor da biz direkt yaptık. Bir tane soru çözdük. İyi, güzel. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan açık mı gördüğümüz elektromanyetik induction and Faraday's law diye şöyle. Şimdi arkadaşlar bu dersin olayı şu. Artık şeyi keşfediyoruz. Hani akımın manyetik alan ürettiğinin farkındayız. Şimdi şeyi fark ediyorlar artık deneyler sonucunda. Yeni bir keşif oluyor. Manyetik alan elektrik alan üretiyor. Elektrik alandan kaynaklı bir akım oluşuyor. Yani mesela şey oluyor. Akım bir tane manyetik alan üretiyor. O manyetik alan gidiyor, başka bir yerde akım üretiyor gibi böyle bir sistem var. İşler biraz ilginçleşti. O yüzden inceleyelim şimdi, tamam mı? Faraday's Law diyelim mesela. Şimdi hikaye yazalım. Diyelim ki we have known that current produces magnetic field. Şöyle yazalım. Current I produce field B. Tamam. Biz bunu zaten biliyoruz. Bunun oluşturduğu manyetik alanı Amper's Law'dan ya da Biot-Savart'tan buluyorduk. Tamam. Şimdi new discovery. Yeni bir şey keşfediyorlar.
A magnetic field elektrik alan oluşturuyor arkadaşlar manyetik alan. A magnetic field can produce an electric field that can drive a current. Yani şöyle. Bu sefer magnetic field B produce electric field bu da can drive yani belki sistem uygunsa bir rezistans olursa bir potansiyel fark olursa yani bir akım oluşturacak bir şey olursa bu da current'a gidebilir. Tamam mı? Yeni keşfimiz bu. Current I. Şimdi bu bilgiyle birlikte ben hemen çok kısa kitabımızı bir incelemek istiyorum. Notlarım var önümde de. Faraday burada. General form bu bir ünite önde. Tamam. Tamam buradaki lens lobe biraz yukarıdayız o zaman biz. Affedersiniz. Tamam. Tamam sevgili dostlar. Şimdi arkadaşlar biz yapıyı şöyle inceleyelim. İncelemeden önce de şunu öğrenelim. Elektrik flux neydi? Hatırlıyor musunuz elektrik flux'ı? Bir alandan geçen elektrik alanın yoğunluğu demeyeceğim de sayısı. Elektrik alan çizgi sayısı. Süper. Süper tanım. Şimdi her şeyden önce bu biz de şimdi magnetic flux tanımlayalım. Magnetic flux o zaman nedir? Manyetik alan çizgisi sayısı. Aynen öyle. Amount of magnetic field that passes through a loop ya da loop ya da area da diyebiliriz. Yani mesela şöyle. Küçük bir örnek. Onu da yazalım şimdi önce. Önce şey yapalım. Remember. Electric flux neydi? Elektrik alan çarpı dA. Şimdi magnetic flux da magnetic field çarpı dA. Magnetic flux. Birimi nedir magnetic flux'ın? Tesla metrekare.
Evet, aynen öyle. Tamam. Şimdi bunu da öğrendik. Hemen bir tane örnek yapalım. Şöyle bir alan var. Area. Okay. Bu area'nın dışarıya doğru olan vektörü şöyle A vektörü böyle olsun. Yani yönünü biz veriyoruz. Ve manyetik alan çizgileri var. Ve bu manyetik alan çizgilerinin işte şurayla diyelim, şöyle diyelim. Şurayla yaptığı açı alfa olsun. Yüzeyle. Eğer bizim bu alanın burası L ise, burası 2L ise, manyetik alanında büyüklüğü B0 ise, find the magnetic flux. Peki bunu bulurken size şöyle bir soru. Dot product ne oluyordu arkadaşlar? Dot product'ı nasıl buluyorduk? Dot B ne oluyordu? A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı cos theta where cos theta is the angle between it, cosine of the angle between them. Tamam mı? Bize alan vektörü ile manyetik alan arasındaki açı lazım. Onun kosinüsü lazım. Manyetik alanımız da bu sistemde hep sabit olduğu için yani hep normal verilmiş. Magnetic field is uniform through the whole space. Find the magnetic flux. Find the total magnetic flux. Tamam mı? Hadi bakalım. İsterseniz bir buçuk dakika uğraşın. Söyleyeyim mi hocam? Evet, bir dakika sonra söyle. Tamam. Ben de yaptım. Söyleyin bakalım. Söyle Ege. Ha, söyleyeyim. 2 L kare B kos alfa dedim ama. Dırırırı. Sin Yanlış dedim ben. mı? Şimdi bizim A vektörü ile manyetik alan arasındaki açı nedir? 90 Tamam. eksi alfa. Tamam. Çok mantıklı. Değil mi? Tamam. Oldu değil mi? Pi minus alfa. Dolayısıyla ne olur Pi bölü magnet? 2 eksi alfa.
1 bölü Hocam 2. Yanlış yazdınız. Okey, affedersin, haklısın. Then our magnetic flux will become equal to. Şimdi normalde integral var. B çarpı A çarpı cos P eksi P bölü 2 eksi alfa. B sabit. Şurası DA olacak. B sabit. DA sin alfa da yazabiliriz bunu istersek. DA ne diye çıkar bu integralden arkadaşlar? 2 ile kare. Tamam. Hop. Ne mutlu bize. Tamam, süper. Seni şöyle alalım. Sen de şöyle bir renk ol. Hocam bunda da silindirin içinden geçirip düzgün olmayan manyetik alana falan şey yapacak mıyız, öyle şeyler? Nasıl bir şey yani? Yani yine bir tane silindir düşünüp manyetik alanın düzgün olmadığı bir şeye. Anlayamadım ki. Daha önce öyle bir şey yaptık mı? Yok, hayır. Burada yapmadık ama daha önceki konularda yapmıştık ya. Nerede yaptık? Ne yaptık? Nerede yaptık? Anlayamadığım için soruyorum. Tamam, ben bir dakika direkt bulayım. Kendimi ben de anlatamadım. Tamam, bul bakalım. Rezistansta yapmışız mesela. J'yi düzgün vermedik ya. Tabii. Manyetik alan zamana göre değişecek az sonra. Zaten gelmek istediğim nokta da orası. Tabii. Az sonra Faraday Law bence senin istediğin şeye ulaştıracak. Ya da istemediğin şeye. Şimdi yapacağız. Değişken şeyler olacak. Direkt silindir gibi düşünmeyeceğiz ama bir şeyler kesinlikle değişecek. Şimdi bir tane daha örnek çözelim. Ya bu üniteyi bitireceğiz çünkü bu ünitede. Okey, şimdi direkt kitaptan alıyorum örneği hatta. Şöyle bir alan var arkadaşlar. Sonra bizim alanımız, ilgilendiğimiz alan bu, tamam mı? Kablonun o gri alan bu. Fakat manyetik alan sadece ama sadece A2 bunun küçük bir parçasında var. Dolayısıyla tüm A1 tüm A1 kablosunda, tüm A1 alanında oluşan magnetic flux ne kadardır? Hadi bakalım, 30 saniye bir düşünün bakalım. Aynı zamanda B'de perpendicular to the loop'muş. Nasıl nedir arkadaşlar bizim magnetik flux'ımız? Sadece orada olan değil mi? BA1, BA2 pardon. B çarpı A2 çarpı perpendicular olduğu için sanki şurada şöyle bir alan var. Manyetik alanla alan vektörü aynı yönde. Dolayısıyla cos 0 ve A2. Tamam mı? Bununla ilgili de böyle şey, ileride güzel formüller çıkartacağız. Bir tane güzel
Yani bu bilgi önemli bir bilgi. Kolay ama önemli. Şimdi gelmek istediğimiz noktaya geliyoruz hemen. Gelmek istediğimiz nokta şu. Burayı burası çok güzel çizmiş. Dolayısıyla ben de buraya alıyorum. Burası magnetic flux'tı. Faraday Law'u en başta mantığını anlattık. Faraday Law'u bir daha şu bilgileri şöyle alıyorum aşağıya. Şöyle bir deney yapılıyor arkadaşlar. Deney şu şekilde. Şimdi bizim bir tane loop'umuz var. Üzerinden bir akım geçebilecek geçirgen bir madde gibi düşünebiliriz bunu. İsterseniz şunu şöyle çizebiliriz. Bir tane loop var. Sonra bu loop akım ölçer bir şeye bağlanıyor. Ampermetreye bağlanıyor. Sonra burada şey yapıyoruz. Manyetik alan oluşturan bir şeyi hareket ettiriyoruz. Manyetik alan oluşturan şeye de biz mıknatıs deriz, tamam mı? Bu mıknatıs da kuzey kutbundan güney kutbuna şöyle manyetik alanlar oluşur. Şimdi gözlem şunu yapıyor arkadaşlar. Burada onu çizmiş. Şimdi ben manyetik alan oluşturan kaynağı cisime yaklaştırdığım zaman akım oluşuyor. Magnetic moves up towards the coil. Eğer sizce ben bunu cisme yaklaştırırsam bu şu halkadan geçen magnetic flux artar mı azalır mı? Artar. Neden artar? Ne artıyor? Geçen manyetik alan çizgi sayısı artıyor çünkü. Evet, tamam. Aynı zamanda yaklaştırdığımız için manyetik alanın büyüklüğü de artıyor olabilir. Olur mu? Olabilir, mantıklı. Okey. Uzaklaştırıyor. Gene akım oluşuyor. Ama hareket ettirmeyince akım oluşmuyor. Tamam mı? Yani bunu şöyle yazalım. Bu akımların yönü önemli mi hocam? Önemli. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz hepsini. Current appears only. Akımların yönü çok önemli. Current appears only if there is relative motion between loop and the magnet. The current disappears when the relative motion ceases. Yani şöyle, soru şu olsun. Şu relative motion demesinin sebebi şu. Aslında burası çok önemli değil. Ben hem halkayı hem de manyetik cismi aynı hızla götürürsem, yani birbirlerine göre hareket etmezlerse, orada bir akım oluşur mu sizce? Çok oluşmaz gibi söyledim. Oluşmaz. Hocam. Orada birbirlerine göre bir hareket olması lazım. Only there is relative motion. Okay. Biz bu oluşan akıma induced current diyoruz. Bir şeylerden kaynaklı böyle oluştuğunda induced kelimesini seviyoruz biz. Bu chapter'da induced kelimesini bolca kullanacağız. This current is called as induced current. Okay. Tamam, iyice mantığımızı anladık artık. Neler döndüğünü dair fikrimiz var.
Dolayısıyla sıra bu teoremi vermeye geldi. Teorem aslında şunu diyor sevgili arkadaşlar. Manyetik flaks değişimi bir voltaj farkı oluşturur diyor. Tamam mı? Faraday'lı. Kaç kere yazdık Faraday'lı. Şöyle en son yazıyorum artık. The magnitude of the EMF epsilon, bu epsilon böyle, induced in a conducting loop, yazıyorum uzun uzun, yazdığımızda her şey çok daha net olacak matematiksel olarak. Induced in a conducting loop is equal to, equal to, yani bakın hemen diyor, epsilon oluşan induced voltage, bu voltage difference. Devrelerden hatırlarsanız dev epsilon kullanıyorduk. EMF, electromotive force, is equal to, neye eşitmiş bakalım? Equal to the, equal to the rate of at which magnetic flux through that loop changes with time. Manyetik flux değişimine eşitmiş with time. Ve çok önemli bir bilgi, çok önemli bir bilgi daha. Bunun eksilisine eşit. Yani şöyle diyebiliriz, şöyle düşünebiliriz. Manyetik alan, manyetik flux artıyorsa oluşan elektromotif force, bu voltaj farkı onun oluşmamasını istiyormuş gibi. Tamam, o değişimi istemiyor. Sistem stabil olmayı istiyor. Yani şöyle diyeceğiz. Note. EMF tends to oppose the flux change. Peki bu kablolardan en tane dolanmışsa, böyle en tane kablo dolanmışsa bizim magnetic flux'ımız ne olur arkadaşlar? Bir kablodaki bu kadarsa ne oluyor? Bu sigma b mi oluyor bir şey? Bu kadarsa en tane olursa ne olur? En tane olur. Dolayısıyla isterseniz buraya da şöyle en yazabiliriz. Tamam mı? Where n is number of turns, delta b magnetic flux. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu bilgiler doğrultusunda hemen şöyle bir yorum yapalım. Küçük bir başlık atalım. Ya not gibi. Ways to change. Bu magnetic flux'ı nasıl değiştiririz? Ways to change magnetic field. Arkadaşlar bunun benim bildiğim 3 tane yolu var. Hadi çıkaracağız birlikte bunları. Haydi herkesi söylesin bakalım aklına gelenleri. Önce bir isterseniz 20 saniye düşünelim. Magnetic flux'ı nasıl değiştiririz? Magnetic flux'ı nasıl değiştiririz? 20 saniye düşünelim, sonra dinleyelim.
Nasıl değiştiririz magnetic flux'ı? Alanı küçültürüz. Alanı küçültürüz. Ya da değiştiririz yani alanı. Change the area A of the coil. Değil mi? Alanı değiştiririz. Başka ne yaparız? Manyetik alanı değiştiririz. Değil mi? Bir de aradaki açı herhalde. Heh, aynen öyle. Change the angle between magnetic field and the A vector. Tamam. Şimdi hemen soru çözelim. O da figür kullanıyor mu? Bu ders bitmeden bu soruyu çözüverelim. Çok güzel olur. Sonra bir tane daha böyle kapsamlı bir soru çözer. Lenzlow'a geçeriz. Burada hemen küçük bir not. Epsilon eksi işte n d tata b bölü dt. Eğer bize manyetik alan değişimini ve aradan geçen zamanı verirse nasıl yazabiliriz bu zamana göre değişimi aynı zamanda? Delta değil mi? Aynen öyle, tamam. Hadi arkadaşlar, önümüzdeki 2 dakika içerisinde bu soruyu çözelim. Bence başarırız. Nedir durum sevgili dostlar? Hiç
Son şıkkı çözüyorum hocam. Tamamdır. Tamam mıdır? Böyle bir şeyler. Otuz miliamper diyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir soru var mı? Tamam hocam. Tamam, hadi o zaman burası bitiyor. Şimdi sevgili dostlarım benim. Lenzlov aslında ekstra hiçbir şey demiyor. Lenzlov'un dediği şey şu. Bu işte şu eksi var ya, şuradaki eksi. Onun biraz da açıklayan teorem aslında Lenzlov. Elektrik alanın ya da bu işte voltaj farkının ya da akımın nereye olması gerektiğini söyleyen teorem. Lenz'in kuralı. Lenzlov. Şimdi direkt şu cümleyi alalım. Induced current, arkadaşlar şimdi düşünelim birlikte. Induced current has direction such that the magnetic field due to current opposes the change in magnetic flux induces the current. Yani şöyle. Bakın. Hemen deneyimize geri gidelim. Şunu diyor. Biz şimdi birlikte cevaplaya gidelim. Magneti yaklaştırırsak magnetic flux ne olur? Artar. Artar. Bizim akım oluşur mu? Oluşur. Evet. Oluşur. Tamam. Burada da diyor ki
Bu oluşan akım, this induced current, opposes the change in the magnetic flux. Direkt oranın da altını çiziyorum. Yani bu akımdan kaynaklı oluşan manyetik alan artan yönde değil azalan yönde manyetik alan oluşturacak. Şimdi bizim manyetik alanımız yukarı doğru artıyor ya. O zaman sizce akım hangi yöne doğru manyetik alan oluşturmak ister? Come on. Aşağı yöne. Aşağıya doğru. Bu B induced diyelim buna. Ben kaçırdım burayı. Şimdi oluşan manyetik alan. Şimdi şöyle. Manyetik flux change bir akım oluşturuyor değil mi? I induced. Evet. Bu oluşan akım da bizim önce gördüğümüz source of magnetic field konusunda gördüğümüz gibi bu da bir manyetik alan oluşturuyor. Induced magnetic field. Bu induced magnetic field magnetic flux değişim yönünün tersinde olması lazım. Yani bizim manyetik alanımız yukarı doğru artıyorsa flux'ımız, bizim manyetik alanımız, o akımdan oluşan manyetik alan nereye doğru olması lazım? Eksi olduğu için aşağı. Aşağıya. Bak hemen kontrol edelim. Nasıl yapıyorduk? Dört parmak akım yönünde gitsin. Şurada, şurayı, şurada aşağıya doğru gidiyor bakın. Akım yönünde gitsin. Bakın şu loop'u düşünelim. Akım böyle. Manyetik alan nereye doğru? Şu akımdan kaynaklı. Şöyle akım olursa. Şöyle akımı geçerse. Bu yukarı. Hayır. Niye dışarı? Dört parmak akım yönünde, baş parmak current yönünde olacak. Pardon, dört parmak akım yönünde, baş parmak manyetik alan yönünde oluyor burada. Tamam, yukarı değil mi? Ben yanlış sağ mı yapıyorum? Sağ el. Nasıl yukarı ya? Elim şöyle bak. Şöyle dolanıyorum. Yemin ederim sağ elimi yapıyorum ya. Tamam bak eli, benim elime bak. Ha tamam oldu tamam. Sende ne farklıydı? Ben tersini almışım akımı. Hı, tamam. Tamam mı? Mesela burada inceleyelim. Manyetik alanı aşağıya doğru götürüyoruz. Bu loop'ta flux artar mı azalır mı? Azalır. O zaman benim oluşan akımım bu flux'ı arttırmak mı isteyecek, azaltmak mı isteyecek? Dengeye getirmek isteyecek. Evet. Arttırmak isteyecek. Dolayısıyla yukarıya doğru manyetik alan oluşturacak diyebilir miyiz? Hı hı. Yukarıya doğru manyetik alan oluşturacaksa bu akımın yönü nereye doğru olsun arkadaşlar şu loop üzerinde? Diğerinin tersi. Diğerinin tersi. Yani clockwise mı, counterclockwise mı? Counter. Evet. Şöyle değil mi? Tamam mı? Şimdi bunu hemen inelim aşağıya. Lenz law bunu diyor. Hemen bunun da görsellerini alalım. Bunun görsellerini almayalım. Biz kendimiz yapalım. Şöyle, şöyle. Şimdi şöyle yapalım. Aldık bunu da. Şimdi şunu inceleyelim. Manyetik alan ilk başta aşağıya doğruymuş arkadaşlar. Tamam mı? Şu B. Sonra pencereyi kapatayım ben. Manyetik alan aşağıya doğruymuş. Peki bizim oluşan, sonra bir akım oluşmuş ve yukarı doğru bir manyetik alan oluşmuş. Sizce bu ilk baştaki manyetik alanımız
Artıyor mudur, azalıyor mudur? Artıyordur ki ters oluşmuş. Aynen öyle. B is increasing. Tamam, şu komple şurası increasing B. Zaten üç figür de aynıymış ki. Tamam. Sizce burada ne oluyormuş o zaman? Aynı yönde oluşuyorsa. Burada da azalıyormuş. Arttırmak istediği için aynı yönde oluşturmuş. Aynen öyle. Aynen öyle. Hemen onları da alalım. Anladık mantığını. Affedersiniz. Tamam. Increasing external B, decreasing, increasing, decreasing. Şekiller aynı, sadece yönleri değiştiriyor. Bir farkı yok. Tamam mı? Şimdi Laszlo bunu diyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen bir tane soru çözelim. Şekli anlatıyor. Manyetik alanı vermiş. Bateri bağlamış. Çizdiğini söylemiş. A şıkkında induced EMF'i 10. saniyede soruyor. Hemen sizden bir düşünce alalım. Biz induced EMF'e nasıl ulaşabiliriz? Direkt teorik bilgilerimiz olarak, yani konuda öğrendiğimiz bilgiler yönünde. DB bölü DT. Manyetik de manyetik flux bölü DT. Manyetik flux değişimi bölü DT. Peki bizim manyetik flux'ımız neydi? BDA. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu şey, epsilonun yönü neden eksiden artıya? Başındaki eksiden dolayı mı? Şuradaki soruda, figürdeki. Epsilon yönü niye? Yoksa ben... Nasıl yani? Yani orada bir o kırmızı ok akımı mı göstermeye çalışmış? Ona takıldım ben. Eksiden artıya doğru bir ok var ya. Bu böyle de gösteriliyor. Yani şu eksi artı çizmeyip direkt şöyle de çizebilirdi. Şunu gösterebilirdi. Notasyon ya, öyle bir böyle de yapılıyor bilgisi yani. Evet, tamam. Tamam. Öyle akımla ilgili bir bilgi yok şu an orada. Hadi bakalım A şıkkına bir bakın ya o zaman.
Alanı direkt yarım çember almışım. Baştan yapacağım şimdi hepsini. Yarım çember mi? Evet, şu dikdörtgeni çıkarmamışım. Zaten yarım çember orası. Hayır, ben öyle düşünmemiştim. Yarım çember, yarım çember arası. Diyor ki conducting loop consists of half circle of radius r and the three straight sections. 1, 2, 3 section varmış. Bir de half circle varmış. Dolayısıyla alan sabit olduğu için bir tek manyetik alan zamana göre değişiyor. Manyetik alanın türevini alıyoruz. Bu da. Ne düşünüyorsunuz? Ben anladım. Tamam. O zaman şimdi bizim magnetic field'ımız zaman geçtikçe artıyor mu, azalıyor mu? Ya da flux'ımız? Bu artmıyor mu? Artıyor. Zamana göre fonksiyon. 1 koyunca 1, 2 koyunca 2, 3 koyunca 3. Artan bir şey. Dolayısıyla bizim oluşan elektromotiv, bu EMF'imiz, bu manyetik alan aynı yönde mi olur? Aynı yönde mi manyetik alan oluşturmak ister, ters yönde mi? Ters. Ters yönde. Peki bizim manyetik alanımız normalde hangi yönde artıyor? Normalde hangi yöndeymiş manyetik alan? Sayfadan dışarıya doğru. Out of page. O zaman biz nereye doğru bir manyetik alan oluşturmak istiyoruz? Into the page. Induced B. Into the page. O zaman akım hangi yönde olması lazım? Saat yönünün, ay hayır. Saat yönünde. Evet. Clockwise induced current. Aynı şekilde eğer clockwise induced current olacaksa aynı şekilde bizim de şöyle clockwise bir gene aynı, yani yön olarak kitapta şöyle diyor. Induced current is clockwise around the loop, so is the induced EMF. Induced EMF de aynı şekilde olur diyor. Yani bizim kaynaklarımızda, devrelerimizde şöyle artıdan eksiye olduğu zaman genelde böyle akım geçiyor ise, gene burada da konfigürasyon böyle olacak. Tamam mı? Clockwise induced EMF diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi girişimizi yaptık. Güzelce sorular da çözüyoruz. 5 dakika mola verelim. 14 geçe gelelim. Gaza basacağız, bitireceğiz bu üniteyi. Tamam mı? Örnek çöze bitireceğiz. Tamam hocam. Tamam, hadi 14 geçe görüşürüz. Açıyı. Açıyı değiştirerek flux değiştirdik. Buradaki örneğimizde neyi değiştirerek flux değiştirdik? Zaman. Manyetik alanı. Zamana bağlı, evet. Manyetik alanı değiştirerek. Geriye ne, hangisi kaldı? Neyi değiştirerek flux değiştirelim?
Alan. Alan, aynen öyle. Şimdi. Bu 28. chapter'ımızın 3. başlığı. EMF induced the moving conductor. Şimdi şöyle bir şey. Yani şöyle oturayım rahatça. Hoppa. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir tane kablo var. Aynı zamanda bu kablonun şöyle bir geçirgen bir parçası var. Tamam mı? Bu kablonun uzunluğu L. Ve externally sistemde manyetik field var. Her yerde var işte. Tamam mı? There is external B field out of page and a conductor is moving with speed V. Aynı zamanda bu yeşille çizdiğimiz konduktörü hareket ettiriyoruz. V hızıyla. Yani bir süre sonra mesela buraya gelecek bu. Şimdi arkadaşlar, bizim cismimiz, şimdi bu konduktörle birlikte şurada bir loop oluşuyor. Ve bunun içinden geçen bir manyetik alan var. Manyetik flux olur mu? Olur. Peki. Biz bu sağa gittiğinde neyi değiştiriyoruz arkadaşlar? Bu konduktör sağ tarafa gittiğinde ne değişir? Alan değişir. Alan değişir. Alan değişir. Yani burada her sağa gittiğinde burada, yani mesela burada efendime söyleyeyim, biz dx kadar yer değiştirsek, hatta şu değişime dx desek, yani x birim uzunluğu ya dl de diyebiliriz. Dl diyelim. Hocam alan nasıl değişiyor? Biz bu sağa gittiğinde şuradaki loop'un alanı büyüyor. Şu kadar. Ha, olur. Tamam evet. Tamam. Şunu da açayım. Kalemi de yakalım. O zaman bizim burada değişen alanımız ne kadardır arkadaşlar? Şu küçük bir alan parçası desek. DL'ye kadar sağa gitse. Şunu DL demeyelim. Şuraya L demişiz. Şuna DX diyelim. Burası DX ise DA'mız ne kadardır? DX çarpı L. Aynen öyledir. Peki. Şimdi. Bunu attık cebe. Epsilon neydi? Induced EMF nedir? Söyleyin bakalım. En geniş tanımıyla, bizim öğrendiğimiz şekliyle. Eksi D manyetik akı bölü DT. Aynen öyle. Hatta eksi de yazmıyorum bak. Yönünü belirtiyordu o zaten. Bizim manyetik alanımız bu sistemde sabit. Değişen şey nedir? Alan. Değişen şey alandır. O zaman şöyle yazsam olur mu?
B is uniform. O zaman DA yerine de şunu yazıyorum. Peki DX bölü DT nedir? Hız. Aynen öyle. O zaman oluşan V hızıyla L uzundaki çubuk alanı arttıracak şekilde gittiği zaman oluşan induced EMF ne oluyormuş? Bavul. Moving conductor. Bu da hani elektrik alan indüs etmenin başka bir yolu. Another way to induce EMF. Peki hemen yönünü düşünelim. Sağa doğru gidersek flux'ımız artar mı azalır mı? Artar. O zaman akımımız hangi yönde manyetik alan oluşturmak isteyecek? Tersi yönde. O zaman akım hangi yönde olur? Bir dakika. Yine beynim durdu. Evet, hemen saat yönünde. Saat yönünde. O zaman induced EMF'te saat yönündedir ya da şöyledir diyebiliriz. Tamam mı? Yani bu senaryo için daraltırsak tam tersi. Yine de onun o çizdiklerimiz kalsın. Tamam. Bu da böyle. Hemen bir tane soru çözelim. Does moving airplane develop large EMF? Figürümüzü de alalım. Figür 13. Şimdi dünya bir manyetik alan kaynağı. Dolayısıyla hareket eden bir uçak da moving bir conductor gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla hani burada devremiz böyle bir hal alıyor. Hızını vermiş, manyetik alanı vermiş. Sonrasında kanatları arasındaki mesafeyi vermiş. Potential difference soruyor oluşan. Hadi yapın bakalım. Birimlere dikkat. Şu da uzunluğu. Yani şurasıyla şurası arasında bir şey oluşuyor demiş. Bak onun epsilon demiş. Biz de onu az önce bulduk zaten. 1,5 dakika verelim.
Evet, bir düşünceniz var mı arkadaşlar? BVL. BVL, oradan ne geliyor cevap? 3500. 0.97 buldum ben. 3500 değil mi ya? Şey, kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirdin mi Ege? Ha, metre bölü saat yaptım ben yine. Evet, tamam. Tamam, doğru. Yaklaşık 1 volt. Bayağı da düşükmüş aslında. Tamam, yaklaşık 1 volt. Ekranımı şimdi paylaşmaya başladım. Hop. Devam ediyoruz. Bu böyle konu anlatımlı bir örnek. Şimdi arkadaşlar, bizim cismimizin üzerinden akım geçecek değil mi? O, bu moving conduct'ın üzerinden de bir akım geçiyor. Değil mi hareket ettirdiğimizde? Evet. Akım geçen bir kablonun üzerine uygulanan kuvvet neydi? Manyetik alanın yarattığı kuvvet mi? Manyetik alanın alandan kaynaklı ve üzerine akım geçen bir aynen kablonun üzerinde oluşan kuvvet. I, L, cross B. I, L, B ya da. A şıkkında da onu soruyor. Find the determine and magnitude of the required force. Explain and determine. Force büyüklüğü nedir? ILB. ILB dikse. Aralarında bir de açı vardı. Sin alfa diyelim ona da. Ama burada dikler açıyla. Dolayısıyla bizim akımımızı biz ne bulduk? Yani daha doğrusu induced EMF'i ne bulduk arkadaşlar az önce? Bir önceki soruda induced EMF'imiz neydi? Hareket eden bir cisimde oluşan voltaj farkını nasıl buluyorduk? BVL. Bavul. Bavulla buluyorduk. O zaman bizim akımımız nedir? Hoş geldin. Akımımız da induced EMF. Burada niye iki tane dilemek denizde? Sen girip çıkınca herhalde bu şey oldu. Seni atalım birine. Ha, biri gitti. Dilan hangi sen gitti? Dilan burada mısın? Buradayım hocam ama geç geliyor sesiniz. Anlamadım ne olduğunu. Induced EMF bölü resistance induced akım veri diyebilir miyiz? Dolayısıyla bu cismin üzerine etki eden kuvvet de epsilon induced'da BVL idi. O zaman B kare L kare V bölü R olur. Force on moving conductor. B şıkkı. Power kuvvet çarpı nedir? Hatırlayan var mı? Hız mı? Aynen öyledir. Süpersin. B kare L kare V kare bölü R. Tamam mı? Bu da gereken birim. What the external power is needed to move the rod. Power required. Bu da force required. Gereken kuvvet.
force required to move the rod diyelim. Move the conductor. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar da hani şey örnek olsun diye karşımıza gelen şeyler değil. Bunlar da böyle kağıdımızda olmasını istediğimiz şeyler. Bavul gibi önemli. Bunlar da böyle. Bakalım kitapta neler oluyor. Hocam bu gereken kuvvet harcanan kuvvetle aynı şey mi? Cismin o işte DA kadar yer değiştirmesi için gereken kuvvet demişiz. Anladım, tamam. Tamam, o kadar yani bu kadar V hızıyla sabit hareket edip hareket etmesi için gereken kuvvet buymuş. Şimdi elektrik generator. Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Alın bu elektrik generator konusunda. Bu motorların mantığına biraz böyle kısaca bahsetmiş. Şimdi manyetik alan kuzeyden güneye. Şurada sürekli şöyle içerisinde manyetik alan var. Sonra bu manyetik alanla birlikte bu cismi ortadaki cismi döndürüyoruz ya da üzerine tok mu oluşuyor? Bunun üzerine akım geçiriyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine akım geçiriyoruz. Akım geçen cismi manyetik alan olunca bu cisim dönmeye başlıyor. F eşittir. Bir dakika ya ne oluyor ya? Elektrik kendisi sağ close connector. Sağ close connector. Clockwise. Charge button. Wire. Tamam. Bizim manyetik alan ve akım var. Akım geçen kablodan ya da akım geçen bu cisimlerden kaynaklı oluşan kuvvetten kaynaklı burada bir cisim dönmeye başlıyor. Döndüğü zaman bir motor mekanizması oluşuyor, tamam mı? Ve bunu sürekli olarak yapabilmek için bu sürekli dönsün istiyorsak biz burada sevgili dostlar ne yapıyoruz ya burada? loop'un bir dakika düşünün. Let the loop be made rotate uniformly with constant velocity. Tamam, bu döndüğünü varsaymışız. Sonrasında ben de bunu ilk defa anlatıyorum. Dersini aldım ama bu konuyu atlamışız hep. Böyle çok da küçük bir detaylı bir konu. Bu dönüyor. Dönerken de demiş ki sanki bu kablo hep dönüyorsa manyetik alan alan vektör asık açı değişir. Hadi diyelim o cos vt ile dönsün. Bu v de bizim angular velocity'miz olsun. Manyetik alan sabit. Alanın büyüklüğü sabit. Bir tek aralarındaki açı değişiyor. Aralarındaki açı da belli bir kosinüse göre değişiyor. Fonksiyona göre. Dolayısıyla türevini aldık. Sin çıktı. Induced EMF buymuş. Nasıl kötü anlatılır? Bu konuyu da en kötü anlatanlar olarak tarihe geçeyim. Yok hocam, iyisiniz, iyisiniz. Şunu alalım. Hazırlıksız yakalandık bu konuya. Arkadaşlar tek yaptığı bu dönüyor ya. Bu dönüyorsa alan vektörü de dönüyor. Alan vektörü de dönüyor sürekli.
alan vektörü dönüyorsa, hadi bu dönme karakteristiğini biz diyelim cos vt olsun diyelim. Angular velocity dönsün bu. O zaman alanındaki açıda cos vt ile döner. Biliyorsunuz. Sonrasında b sabit, a sabit. O zaman cos sadece şunun zamanı bal türemini alalım. Sin gelsin. O zaman epsilon da mba v sin vt olsun. Şu sabitlere de e0 demiş. Tamam mı? Yani bize şurası yazsa, bizde şurası yazsa yeter. Aynı zamanda w eşittir 2pf olduğunu da bilelim. Uzun lafın kısası, böyle bir sistemde şurayı bilelim. Şu genel olarak da şuraları bir okursak, problem yaşamayız. Tekrar etsek anlarız, tamam mı? Yani böyle spesifik bir yer, yani notumuzda bulunacak. Böyle bir şey bahsetmiştik diyeceğiz. Çıkarsa da yapacağız. Örnek çözmüş. Tüm sayıları vermiş. Frekans vermiş. Frekans burada şudur. Angular velocity'ye geçmek için onu 2 pi ile çarparız. Bir chatten bir şey geldi, bakalım. Tamamdır. Bu da böyledir. 1.5 diyor. Şimdi o 106 mı? Bizimki şurada. 1.7 diyor. 1.7 diyorsa şu soruyu size ödev veririz. Şu devreyi oluşturduktan sonra soruda hiçbir şey yok zaten. Buna isterseniz bakın, kafanız karışıyor, salın gitsin. Önümüzde daha bir sürü konu var. Ki zaten bu konu şöyle işaretlenmiş, yani normalde herkesin anlatmadığı bir konu anlamında. İsterseniz bakarsınız. Şunlara gelelim şimdi. İstersen bak, ekstra. Şimdi şöyle derin bir nefes alıp rahat rahat yapacağımız bir yere geldik. Voltaj aktaran, akım aktaran ve aslında genel olarak power aktaran bir sistem oluşturacağız şimdi. Sistemimiz şu şekilde. Burası primary side, birincil kısım. Burası ikincil kısım, secondary side. Tamam mı? Burada kablolar doluyoruz. Buraya da kablolar doluyoruz. Sonra buraya voltaj uyguluyoruz. Voltaj primary. Sonra burada voltaj oluşuyor. Voltaj secondary. Sonra bunun üzerinden geçen bir akım var doğal olarak.
Akım current primary. Buradan da geçen bir şey var. Current secondary. Ege, biz böyle bir akım geçirirsek burada ne oluşur bu conductor'ın içerisinde? Bu da bir conductor. Sürekli konuştuğumuz şey büyük ihtimalle manyetik alan oluşacak. Aynen öyle. Sürekli bir manyetik alan oluşacak. Sabahtan beri ne yapıyoruz başka? Aynen öyle. Aynen öyle. Bu geçen manyetik alan da burada bir flux değişimi yaratıyor. Manyetik alan geçiyor. O da burada bir voltaj dolayısıyla bir akım oluşturuyor, tamam mı? Ne oldu? Biz oraya voltaj aktardık, akım aktardık. Bir güç aktardık. Yani şöyle aslında. Bu cismin ismi Transformer. A Transformer is a device for increasing or decreasing on voltage. Hatta AC voltage, alternative current. Yani şöyle current'lar. Pardon, voltage. Değişken. Tamam. Sonra diyelim bu primary kısımda MP turn kablo sarmaladık. Burada N secondary turns kablo sarmaladık. Tamam mı? Şimdi bunun içerisindeki flux değişirse voltage secondary nedir? İkincisinin tur sayısı çarpı flux değişimi. Değil mi? Mantıklı, hiçbir sıkıntı yok. Faraday law. Aynı şekilde primary de yazalım. Değil mi? Magnetic field değişirse, flux değişirse voltaj oluşacak. Tamam, o zaman Ege, voltage secondary over voltage primary'nin oranı nedir? Şeyler arasında doğru orantı varmış demek ki. D, fi, D, T'ler gidiyor. Ns bölü Nf kalır. Aynen öyle. Bu da aynı zamanda şöyle bir bilgi. Tamam, bu bir. Bu cepte dursun. Artı olarak şu bilgiyi ekleyelim. Güç aktarımı eşit, tamam mı? Power output equal power input. Dolayısıyla I primary V primary equal to I secondary V secondary. 2. Aslında bununla aynı olarak da şu yoruma da gidebiliriz. Hatta şurayı biraz uzatalım. Akımlar oranı I secondary I primary'nin tur sayısı ile ilişkisi nedir Ege? Hemen bak bakalım şuradan. I secondary. Hocam bir dakika, hemen cevaplayacağım. Dilan linke giriş yapamıyormuş. Aynen, biz Zoom'u kapatıp açsak mı hocam? Kapatıp açalım. Böyle olursa... Tabii ki VS. Tamam, teşekkür ederiz. Böyle olursa step up transformer diye geçiyor. Diğer türlü olursa ne diye geçiyordur ismi?
down mu? Aynen up öyle. Down. Aynen öyle. Step down transformer. Tamam mı? Gerekli olan bilgileri bir daha bir tane daha kutuya alıyorum. Bu step up hangisi oluyor yani? Secondary'nin tur sayısı primary'den büyükse. Ha, tamam. Soru bu muydu? Hayır, hangisinin voltajı daha büyük oluyorsa ona göre nitelendirmişiz. Hangisinin voltajı daha büyük oluyordur? İlkinde S'ninki daha büyük oluyordur. Aynen öyle. Second, aynı doğru orantılı olduğu için secondary'ninki daha büyük. Tamam. Yani voltajı arttırıyoruz. Step up. Primary'ye göre. Hop, bu da böyle. Şimdi en son olarak da şuralarda iki tane soru var. Bunlar yine sizlere ödev. Cevaplara bakmadan çözün lütfen. Sorunuz olursa da bir sonraki dersimizde cevaplarız. Şimdi arkadaşlar, yeni bir chapter'a, son partımıza geldik. Bu part da şu. Manyetik alan elektrik alan oluşturuyor, tamam mı? Manyetik alan değişimi, manyetik flux değişimi bir elektrik alan oluşturuyor. Zaten hatırlarsanız biz akım oluşturuyor dediğimiz zaman zaten akım ile elektrik alan arasındaki yön arasındaki ilişki neydi? Şöyle bir silindir kablo görmüştük akım konusunda. Akım nereye giderse elektrik alan da o yönde ilerliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla aslında akım varsa elektrik alan var diyebiliriz. Yani burada şöyle bir şey yazalım. Changing magnetic flux resulting current I, bu da demektir ki elektrik field. Tamam. Peki. O zaman hemen şunu hatırlayalım. Biz bir A ile B noktası arasındaki potansiyeli nasıl buluyorduk arkadaşlar elektrik alan cinsinden? E dot dl. Başında eksisi de vardı. Ama şimdilik büyüklükleri inceleyeceğimiz için şey yapmayalım. Onu remember. Hatırladık bunu. Peki. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ha, şöyle bir şey tanımlıyoruz. Epsilon bu induced EMF de bir loop'ta tanımlanıyor. Yani bir devrenin kapalı olması lazım. Yani şöyle bu bir loop ya. Dolayısıyla benim yol vektörüm kapalı bir yolu tanımlayacağı için burada bunu böyle tanımlıyorum. Tamam, burası close path anlamında. Bu bilgi ışığında Faraday Law'u da yazarsak epsilon eşittir
idat diyen. Bu neye eşit arkadaşlar? Faraday Law'dan. Eksi D manyetik akı bölü DT. Aynen öyle. Bu general form of Faraday diye geçiyor. Formu Faraday Law. Okey. Hemen bir tane örnek çözelim. Şimdi bir tane disk var. Burası kuzey, burası güney kutbu. Kuzeyden güneye manyetik alan var. Şu an yanından bakıyoruz, yanal bakıyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar buna şunu biraz daha aşağı alayım. Evet. Şimdi buna yukarıdan bakacağız. Yani manyetik alan bize doğru gelecek diyebilir miyiz? Evet. Tamam. Bunu yukarıdan bakıyoruz. Ve manyetik alan artık bize doğru geliyor. Ve bu bizim cismimiz. Yani bu kablomuz şöyle manyetiğimiz bir yuvarlakmış. Şimdi soru şu. Yani bunun biraz daha düzgün bir şey yapalım. Şöyle yapalım. Bu cismin yarıçapı R0. Up view. Side view. Find the magnetic field. Find the electric induced E field at R smaller than R0. Where B is increasing with constant rate dB olur. Şöyle yapalım. Constant rate dB over dt. Manyetik alan içeride belli bir sabit bir oranla artıyormuş. O zaman içeride elektrik alanı bulmak için arkadaşlar biz şu integrali kullanarak nasıl bir şey seçelim? Bir alan mı seçelim kendimize? Bir yol mu seçelim? Bir hacim mi seçelim? Alan mı, hacim mi, yol mu seçelim kendimize? Uzunluk, yol seçelim. Yol seçelim. Peki bu yolun özelliği ne olsun? Bu yuvarlağın ne anlamı var? Close path. Kapalı bir yol olsun. Yani başladığımız yeri geri dönelim. Peki burada seçtiğimiz yol nasıl bir yol olsun sence şekil olarak? Kare mi olsun? Hayır. Yuvarlak olsun. İşte. Yuvarlak olsun. Yarıçapı ne kadar olsun? R. Aynen öyle. Bu bizim seçtiğimiz close path'imiz. Tamam, süper. Şimdi. Hocam bizim seçtiğimiz şey bir küre miydi? Bir disk benzeri bir şey miydi? Ney? Şu
şu side view'da aslında gösterdiğimiz şey bir disk benzeri bir şey değil mi? Yandan bakılan disk. Evet. Tamam. Okey. Sonra E dot DL. Eğer elektrik alan hep sabitse bu close pad çevresinde. Elektrik alan dışarı çıksa DL buradan ne gelir integralden? İki pire. Aynen öyle. Karşı tarafta ne var? Ne var karşı tarafta? BA bölü DT var. A'ya da yine pi r kare mi diyeceğim? Şimdi aynen bak. D, BA bölü DT var. B, D yani manyetik alan değişiyormuş. Alanımız değişiyor mu? Değişmiyor. Sadece manyetik alan değişiyor. Attık dışarı. Alanımız nedir? Hatta şuraya aynen öyle böyle olur. Pi r kare db bölü dt. Burada hemen bir not. Magnetic field, magnetic flux b çarpı a b çarpı pi r kare. O zaman elektrik alanımız ne olur arkadaşlar? B bölü 2, DB bölü DT. Aynen öyle. Peki. R bigger than R0 where B equal to 0 outside. Dışarıda manyetik alan sıfırsa elektrik alan ne kadardır? Manyetik alan yoksa manyetik alan değişimi de yok diyelim dışarıda. And no changing. Dolayısıyla elektrik alan oluşur mu? Oluşmaz. Dışarıda oluşmaz. Yani manyetik alan olmayan bir yerde elektrik alan da oluşmuyor, tamam mı? Değişim yok çünkü. Şimdi bu elektrik alan yönünü inceleyecek olursak elektrik alan neyle aynı yöndeydi? A şıkkındaki. Akın. Bizim manyetik alanımız artıyor muymuş, azalıyor muymuş? Hı. Manyetik alanımız ne artıyor muymuş, azalıyor muymuş? İçeride. Artıyor. Tamam. Teşekkür ederim cevap verdiğin için. Bu bize soru muydu? Ben şey yaptım. Ben, benim sorduğum tüm sorular size soru. Ha, zaten ben bir gidiyorum, bir geliyorum zaten. Tamam, okey. Sıkıntı yok. O zaman manyetik flux ne olur? Artar doğal olarak. Tamam. O zaman bizim oluşan akımımız hangi yönde manyetik alan oluşturmak isteyecek? Düşürmek isteyeceğinden mütevellit sağa doğru clockwise desem daha mantıklı olur. Sağa doğru demek lazım. Yani şöyle akım mı oluşacak? Hı-hı. Hocam ben bütün bu anlatılanları çarpı 2 hızda duydum. Dolayısıyla elektrik alan hangi yönde olur? Onu bilemedim işte şu an. Akımla aynı yönde olduğu için. Ha öyle diyecektik. Tamam, clockwise. Hmm,
Burası önemliydi. Burası çok önemli. Hocam manyetik alan arttığı için mi akımın yönü orada azaltmak için? Evet. Manyetik alan artarsa flux Artanı artar. azaltmak için. Aynen öyle. Akımı yönünü bulduk. Akımı yönünü bulunca zaten elektrik alanda onunla aynı hangi yöndeydi elektrik alanın akım? Aynı yöndeydi. Dolayısıyla yapmış olduk. Bitti arkadaşlar. Aynı soru. Oley, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ya bir dakika. Bir dakika, affedersiniz. Şurada benim hatam var. Dışarıda manyetik alan yok. Ama bu demek değildir ki şimdi biz B şıkkında ne yaparız? Benim çok özür dilerim ya. B şıkkında dediğim her şeyi unutsanız ha. B şıkkı için daha geniş bir pet seçeriz. Gene aynı şeyi uygularız. Peki sizce tüm yolu seçtiğimizde manyetik flux değişimi nerede olur arkadaşlar? Biz böyle çok... Herhalde bu ilk yaptığımız örneğe mi benziyor? Bana mı öyle geliyor? Aynen, aynı örneği. Aynısı. Dolayısıyla biz alanımız ne olur? Pi kare. Hangi re ama? Şimdi manyetik Ha, pi re sıfır flux. kare. Tamam. Dilan, tamam mı bu detay? Tamam hocam. Tamam, affedersiniz ya. Benim çok büyük hata yaptım ben burada. Olur öyle. Teşekkür ederim. O zaman tamam mı? Çizelim. R elektrik alan dışarıya kadar artıyor. Birinci dereceden. Sonra 1 bölü R ile azalıyor. Bakalım burada bir ekstra bir örnek daha var mı? Burada başka bir örnek yok. Şurada iki tane örnek verdik. Bunlar size ödev olsun. Videoyu da yükleyeceğim ben. Bu akşam, bu gece yüklemiş olabilirim. Tekrar soruları kendimiz şunu durduralım.